okuyucuya ve size. Ay, o kadar çok gerçekten örnek oluştu ki şu son 10 yılda sadece. Hani trafoya kedinin girmesi, son anda mühürsüz pusulalar, ki olmaması gereken şeyler. Bir de ben göstereyim, siz bana verin onu. Orayı şöyle bir göster. Göstereceğim. O kadar. Şimdi şöyle bir göstereyim. Bu mühürsüz oy pustalarının geçerli sayılacağına yol açan başvuru metni. Şimdi 2,5 milyon. Başvuru metni böyle elle yazılmış ve bu elle yazan da işte AK Parti adına Yüksek Seçim Bunu Kurulu'nda. Bunu bir versenize bana. Bir verin, ben şunun bir görüntüsünü alayım da içeriye göndereyim. Yani bununla Yüksek Seçim Kurulu o kararı verdi. Şimdi avukat Aslı Kazan da o zaman bir açıklama yaptı. 2,5 milyon mühürsüz oyu geçerli hale getiren şu başvuru diyor için, yani ehliyet almak için bile yazılmaz. Yüksek Seçim Kurulu AKP'li temsilcinin orada eliyle yazdığı şey o üzerine... O anda. He? Belli ki o anda. Evet, o anda, tabii ki o anda. Ya zaten böyle bir başvuru üzerine o karar verilemez. İlçe ve il seçim kurullarından mühürsüz oy fazlaca kullanıldı. Buna bir çözüm üretmek gerekir. Yahut da il seçim kurulunun kararı üzerine, il seçim kurulunun kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulu'na gelir bu sorun. Ancak o zaman öyle bir karar verebilirsiniz. Bunu yaşadıktan sonra işte Yüksek Seçim Kurulu'nun bugün ne yapacak? Zaten bakın, müsaade edersen ben şeyden başlamak istiyorum. Hukukla başladık ve seçimi konuşuyoruz. İyi de seçimin birinci sorunu, temel sorunu, ya biz bunu yok sayıyoruz, bak sen de yok sayıyorsun adeta. Ya şimdi Cumhurbaşkanı işte 116. maddeye göre, sen sordun söyledim, yetkisini kullandı. Seçimin yenilenmesi kararını aldı. Bununla da odur. Evet, seçimin yenilenmesi kararı. Hı. Yani anayasanın 116. maddesi bu yetkiyi Cumhurbaşkanı'na veriyor. Ancak aynı gün, aynı açıklamada ben de adayım dedi. Ya şimdi bu tartışılıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı anayasaya ve hukuka uygun davranacağına dair yemin etti. Bu anayasaya göre böyle bir şey mümkün değil. Bu anayasaya göre anayasalar... Yani bu anayasaya göre yeniden aday olması mümkün değil. Şimdi vurguladığınız bakın, o. Bakın, anayasacı isimler sayacağım. Fazıl Sağlam, Murat Sevinç, Ergun Özbudun, Serap Yazıcı, Korkut Kanadoğlu, İbrahim Kaboğlu, Ozan Ergül, Tolga Şirin, Süheyl Batum, eski Danıştay Başkanı Nuri Alan, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk. Bunlar makaleler yazdılar. Kamuoyunu aydınlatmaya çalıştılar. Bunun yorumu falan yok. Azıcık Türkçeden anlayan 101. maddenin 2. fıkrasını okursa mesele anlaşılıyor. En çok Cumhurbaşkanlığı süresi 5 yıldır. En çok 2 kez Cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. Ama işte erken yapılırsa. Hayır, bir dakika, geleceğim. Ha, peki. Bunun bir tek istisnası var. Hı. 116. maddeye göre seçimi yenileme kararını meclis almışsa. Şimdi meclis almışsa, yani bu şöyle düşünülüyor. Örneğin Cumhurbaşkanı'nın seçilmişliğine tepki olarak yeni bir seçimde onun seçilmesini önleyebilmek için, yani onun Cumhurbaşkanlığını önleyebilmek için erkene almışsa meclis, Cumhurbaşkanı'nın bir kere daha seçime girebilme imkanı olmalıdır diye düşünülmüş. Öyle yazılmış. Şimdi diyor ki meclis alırsa Cumhurbaşkanı bir kez daha seçime girebilir.
Ama Cumhurbaşkanı da, Cumhurbaşkanı'na da tanınmış o yetki nedir? O da seçimin yenilenmesine karar verebilir. Eğer Cumhurbaşkanı karar vermişse bu asla mümkün değil. Bu bir yorum tartışması falan değil. Yok, kim bu söylüyor peki? Yani ne diyorlar? Diyorlar ki bir, inanılmaz. Yani bir, Mehmet Uçum söylemişti. Sonra biraz Meclis Başkanı da tekrar etti. Meclis Başkanı makale yazıyorum. Bir kere Adalet Bakanlığı ile Meclis Başkanı bu tartışmada taraf olamaz. Olmamalıdır. Çünkü sonuçta Yüksek Seçim Kurulu karar verecek. Meclis Başkanı ve Adalet Bakanı konuşamaz. Kaldı ki şimdi diyorlar ki sistem değişmiştir. Ya sistem değişmedi. Sistem değişti, pardon. Anayasa değişikliği yapıldı. Anayasa yeniden yazılmadı. Yeni bir anayasa kabul edilmedi. 101. maddedeki o 5 yıl iki kez kuralı duruyor. 2007'de kabul edilmişti. 2007'den sonra 2014'te Cumhurbaşkanı seçildi. Adı neydi? Seçildiği yerin Cumhurbaşkanı. 2018'de de değişiklikten sonra seçildi. Dolayısıyla iki kez seçildi. Bunun yorumla falan bir ilgisi yok. Ama Yüksek Seçim Kurulu'na güvendikleri için işte nasıl olsa bu tartışmalar orada çözülecektir diye bakılıyor. Ve göz göre göre anayasaya bağlılık yemini edilmiş olmasına rağmen anayasadaki bu açık kural dururken Cumhurbaşkanı bizzat ben de adayım dedi. O açıklamayı yaparken. Ve bu doğru dürüst tartışılmıyor. Çünkü anayasasızlaştırıldık. Anayasasızlaştırılmaya alıştık. O yüzden anayasa falan dinlenmiyor. Öğrenilmiş çaresizlik denilen şey bu. Yani öyle denilebilir. Gerçekten. Çünkü anayasaya göre bu böyle, tamam bu peki. Bu saydığım isimlerden. Ama bunu kime nasıl kabul ettireceksiniz meselesi? Anayasacı olarak saydığım isimlerden Ergun Özbudun'la Serap Yazıcı, Erdoğan'a evet. Anayasa taslağı hazırlayan evet. ikiliydi. Bunlar anayasacılar. Anayasacılar böyle diyorsa başka kim diyor? Mehmet Uçum. Ya biz bak, ya Mehmet Uçum'un adı olmaz. Erdoğan diyor. Biz Turgut Mehmet Bey. Uçum'un nereden nereye geldiğini biliyoruz. Bir kere o Cumhurbaşkanı danışmanıdır. Kamuoyuna böyle açıklamalar yapamaz. Yapmaması gerekir. O Cumhurbaşkanı'na görüşünü bildirir. Ama görüşünü bildirirken de şu anayasacıların isimlerini de vererek, görüşlerinin kaynaklarını da ekleyerek Cumhurbaşkanı'nı bilgilendirir. Bir evet, bir Mehmet Uçum var, bir Adalet Bakanı var, bir Meclis Başkanı var. Bir de Cumhurbaşkanı olarak elini taşın altına sokmak isteyen ve her şeyi bilen bir vatandaş var. Sadece bunlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha seçilebilir. Niye? Sistemdi. Ya sistem falan değişmedi. Sadece anayasada değişiklik yapıldı. Bu anayasada Kenan Evren'den sonra 19 değişiklik yapıldı. Ama bu anayasada yazılanlar neyse o aynen Tamam, şimdi size soru şu. Evet, biliyoruz ki biz Ergun Özbudun, Serap Yazıcı gibi isimler AKP için taslak hazırladılar, çalıştılar. Son derecede zaten o sırada konuşuldular vesaire. Onlar şimdi böyle görüşlerde diyorlar. Pek çok ünlü, önemli anayasa hukukçularıyla birlikte. Ki bir başka ülkede bu topluluk akil insanlar adını verin ya da benzer bir isim koyun. Görüşlerine bizzat yönetenlerin başvuracağı bir topluluk. Hadi geçtik. Şimdi bunlar böyle dediler. Siz de haklısınız. Çok sevdiğim bir şeydir. Benzetme mi diyeyim? Fıkra gibi bir şeydir. Şimdi fareler eve yeni gelen kediden çok rahatsız. Ne yapacağız? Hani eve gelen yeni kediyle nasıl başa çıkacağız? Herkes bir şey söylüyor. En sonunda bir öneri alkışlarla kabul ediliyor.